أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Değerli Doğuş TV izleyenleri, Kur'an ve sünnet ışığında hayat programımıza hoş geldiniz, onurlar verdiniz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti üzerinize olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Aziz dostlar, tekrar bizleri kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme salatu selamlar olsun. Değerli izleyenler, aziz dostlar, Allah'ın izni ve inayetiyle bugün geçen programda sizlere ifade ettiğim üzere kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bizlere bir takım sorular gelmiş siz değerli izleyenlerimizden. Geçen program bir tanesine dahi bir cevap veremedik. Çünkü sorular o kadar uzundu ki ve benim o soruları açmam gerekiyor. Sizlere izah etmem gerekiyor. Anlaşılması lazım o soruların çünkü hani yüzeysel geçtiğimiz zaman pek bir faydası olmuyor, anlaşılmıyor. Dolayısıyla ben baya bir sorunun cevabını açtım, tedayine girdim. Çok irdeledik, hamdolsun inşallah faydası olmuştur. Öyle temenni ediyoruz Allah'ın izni ve inayetiyle. İnanıyorum ki inşallah bir faydası söz konusu olmuştur. Bugün geçen haftadan kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hani soru? Yüce Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek olanlar kimlerdir diye soru gelmiş. Biz de 7 sınıf insan, 7 sınıf kişi bu gölgeden gölgelenecek Allah'ın, Yüce Allah'ın gölgesinden, arşının gölgesinde gölgelenecek olan 7 sınıf insanı sizlere aktarmaya, izah etmeye, tanıtmaya çalıştık. Bunları tekrar isterseniz bir şey yapalım böyle, çabuk bir şekilde onları hatırlatalım sizlere. Ondan sonra inşallah ikinci sorumuza ve üçüncü sorumuza geçelim Allah'ın izni ve inayetiyle. Hani bunlar kimlerdir? 7 sınıf insan. سَبْعَةٌ يُظُلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّهِ Kıyamet gününde, mahşer gününde Allah'ın sadece Yüce Allah'ın gölgesi vardır. Çünkü bu dünya bitiyor. Şu gördüğümüz kainat, uçsuz, bucaksız dediğimiz kainat bitiyor. Şu gördüğümüz dağlar ortadan kalkıyor. Gördüğümüz denizler yok oluveriyor. Yıldızlar, güneş, ay, üzerinde bastığımız toprak, üzerinde yürüdüğümüz toprak, ondan faydalandığımız toprak, evlerimiz, işte yurtlarımız, hiçbir şey kalmayacak. Ağaç kalmayacak, gölge kalmayacak, sıcak kalmayacak. Her şey bitecek, sadece ve sadece Allah'ın gölgesi kalacak. O mahşer gününde ve geçen bahsettiğim üzere insanların çekeceği ızdırap, insanların bir an önce ondan kurtulayım, o şiddetli azaptan, o şiddetli sıcaktan, o kavurucu sıcaktan bir an önce kurtulayım diye dua edecekler peygamberlere,
gidecekler ve onlara tevessül edecekler, bizleri kurtar diye, Rabbimiz hesabı başlatsın diye yalvaracaklar, yakaracaklar. Ve o esnada, o çetin ve elim şiddetli günde sadece ve sadece Rabbimizin gölgesi vardır. Ve bu yedi sınıf insan o gölgede gölgelenecekler. Bunlar dedik ki birincisi İmamun Adil. İmamun Adil demek, onu bayağı bir açıkladım geçen programda. Yani adaletle hükmeden adil olan bir devlet başkanıdır. İmamun Adil. Eğer adil ise onunla, o gölgeyle gölgelenecek. Hani birçok sahabiden örnek verdik, birçok işte ne bileyim alimin hayatından işte ayetiyle, hadisi şerifiyle örnek verdik. Fakat ben şu an aklıma şu olay geldi. Hani adaletiyle hep Hazreti Ömer deriz ya, adamın biri bunu anlatayım, devam edeceğiz inşallah. Adamın biri gelmiş, Medine'nin kenarında bir çadır kurmuş. Konaklama çadır kurmuş. Hazreti Ömer, takdir edersiniz ki hepimizin bildiği üzere, gece vakitleri kalkardı, dolaşırdı böyle. Bazen tebdili kıyafet ederdi gündüzleri. İşte pazara filan, şuraya buraya giderdi Hazreti Ömer. Ama o gece vakti çıkmış Hazreti Ömer. Bakmış ki yeni. Kim bu demiş? Kişiye seslenmiş. İşte ev sahibi olarak seslenmiş. Tanımadığı, hiç görmediği biri karşına dikilivermiş. Demiş ki, sen kimsin, ne zaman geldin, neyin nesisin? Ya demiş ki, ben Ömer'in, Halife Ömer'in insanlara yardım ettiğini, düşenlerin elinden tuttuğunu duydum ve işte Medine'nin kenar bölgesine geldim. Burada çadırımı kurdum. Veya inşallah Ömer bizi görür, duyar, bize yardımcı olur veya ben onun yanına gider, ondan yardım isterim. Ama karşısındakinin Hazreti Ömer olduğunu bilmiyor o şahıs. Çünkü o zamanki halife, Müslümanların halifesi, emiri onlardan biriydi. Ve onlardan daha düşük kılık kıyafet giyiyordu Hazreti Ömer. Yani kendine elbise almıyordu. Yani Müslümanların çocukları eğer elbise giymiyor, açıkta ise benim giymem, yemek yemem bana caiz değildir diyordu. Haram diyordu. Ve düşünebiliyor muyuz? Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem kendi ashabı içinde oturduğu zaman, dışarıdan onu tanımayan biri geldiği zaman Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin kim olduğunu bilmiyordu. Sizin aranızda, sizin içinizdeki Muhammed kim diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Men minkum Muhammed diye soruyordu. Düşünebiliyor muyuz aziz dostlar, aziz kardeşlerim? Yani Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin kim olduğunu bilmiyorlardı, soruyorlardı. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabe-i kiram arasında oturduğu zaman onun kim olduğunu bilmiyorlardı, seçemiyorlardı. Ve şu an İslam ülkelerindeki başkanlarına, yetkililerine bir bakalım. Onlar hangi durumdalar? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Kişi onların kim olduğunu, belki kilometreler mesafeden kim olduklarını bilebiliyor. Niye? Çünkü şu an mütevazilik bitmiştir. İsraf has safhadadır. Böbürlenmek, insanlara böyle tepeden bakmak, yani maalesef has safhadadır. İşte Hazreti Ömer bilinmiyordu. Onu tanımıyordu. Hazreti Ömer dedi, dur, bekle. Ve dedi ki, geldim, aynı zamanda yiyeceğim yok, içeceğim kalmamış ve eşim şu an doğum yapıyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu ona dedi ki, dur, bekle. Hazreti Ömer koşarak evine gitti. Ümmü Gülsüm annemizin yanına gitti. Ümmü Gülsüm kimdir? Hazreti Ali'nin
kızıdır. Bunu daha önce de söylemiştim. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin damadıdır. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin damadıdır. Ona dedi ki, ey Ümmü Gülsüm, düşkün birine yardım etmeyi ister misin? Düşkün ve sana ihtiyacı olan birine yardım etmek ister misin dedi. Ümmü Gülsüm anamız dedi ki ona, elbette ki düşen birine yardım etmek vaciptir. Ben ona yardım ederim dedi. Hazreti Ömer evindekilerinin Müslümanların hazinesinden, beytinden değil, kendi öz evinden, kendi asıl ve asil ihtiyacından, kendi ihtiyacı olanlardan bir kısmını aldı, bir kısmını aldı ve onları kendisi sırtına koyarak yüklendi. O Medine'nin kenarına evini kuran kişinin yanına gittiler beraberce. Ümmü Gülsüm'le beraber, Ümmü Gülsüm annemizle beraber. Ümmü Gülsüm annemiz geçti. O kadıncağızın doğumunu yaptırmaya, doğumuna yardımcı olmaya geçti. Ve Hazreti Ömer o evin sahibiyle yeni gelen misafiriyle dışarıda evin dışında beklemeye başladılar. İçeriden Ümmü Gülsüm annemiz Hazreti Ömer'e seslendi. Ya emiral müminin dedi, ey müminlerin emiri halifesi dedi. Kişiye müjdele, bir erkek çocuğu nasip oldu. O zamana kadar Hazreti Ömer'in Müslümanların halifesi ve emiri olduğunu kişi bilmiyor. Hazreti Ömer ona demiyor ki, ya kardeşim ben müminlerin emiriyim, ben Hazreti Resulullah'ın halifesiyim, ben bu toprakların hakimiyim, ben işte Mescid-i Aksa'nın fatihiyim, şuranın buranın fatihiyim diye demiyor, övünmüyor, bölmüyor. Çünkü Allah için yapmıştır onları Hazreti Ömer. Dolayısıyla onlarla övülmesinin bir anlamı yoktur. Onu öven bir Rabbi ve bir peygamberi vardır Hazreti Ömer'in. Onu öven bir ümmeti vardır. Ona tabi olanlar över onu. İşte dolayısıyla kişi orada hani şaşırdı ve dedi ki, sen Müslümanların halifesi Ömer misin dedi. Evet benim dedi. Mütevazi bir şekilde dedi ki, Allah Allah, senden çok şeyler duydum. Gıyabında çok şeyler anlatıldı ama bu kadarını hiç beklemiyordum. Gittin, hanımını getirdin, Ümmü Gülsüm'ü getirdin, Hazreti Ali'nin kızını, benim hanımının, eşimin doğumunu yaptırdı. Sen ise kendin taşıdığın erzağı, ihtiyaçlarımızı bize getirdin. Hazreti Ömer ona dedi ki, kusura bakma, fazlaca bir şey getiremedim. Evimdekileri seninle paylaştım. Ve işte bu anlatmak istediğimiz, hani Allah Celle Celaluhu gölgesinde gölgelendireceği nedir? Devlet başkanı, devlet reisi budur. Başka söze gerek yok. Başka eklemeye gerek yok. Evet aziz dostlar, ikincisi وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ, Allah'a ibadet ede ede büyüyen, gelişen genç. Allah bizlere böyle gençliği nasip etsin. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, kişinin gönlü kalbi mescitlerde, camilere, Allah'ın evlerine bağlıdır diyor. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ, İki kişi birbirlerini Allah için sevdiler, onun için toplandılar ve o
Yani Allah'ın sevgisi üzerine toplandılar ve Allah'ın sevgisi üzerine dağıldılar, ayrıldılar. Yani aralarına bir dünya menfaati herhangi bir şey girmeden, bir dünya menfaati veya herhangi bir vesile olmadan, sadece bir sebep olmadan sadece Allah rızası için toplandılar ve Allah rızası için ayrıldılar. İşte bunlar da Allah katında Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek kişilerdir. Aynı zamanda evet. وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Buraya ulaştık ve burada durduk aziz dostlar geçen programımızda. وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Hem güzel bir kadın, hem güzel bir kadın, hem aynı zamanda zengindir. Çok güzel ve çok zengindir. Bir erkeği, bir kişiyi davet etti. Dedi ki, gel Allah'ın haram ettiğini, yani açık ve net bir şekilde fahişeliği, yani Allah'ın yasak etmiş olduğu zinayı benimle yap dedi. Yap dedi. O kişi dedi ki, hayır. Bakın ne demiş o? فَقَالَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ Hayır, ben Allah'tan korkarım dedi. Ya bunu acaba şu dönemimizde, şu dönemimizde, şu zamanımızda, şu asrımızda çok güzel ve aynı zamanda çok zengin bir kadın, çok zengin bir kadın herhangi birini, bir erkeği çağıracak ve diyecek ki gel benimle Allah'ın yasak ettiği zinayı, Allah'ın yasak ettiği fahişeliği benimle yap, haramı benimle yap diyecek. Ve kişi diyecek ki ben Allah'tan korkuyorum. Allah korkasın, korkusundan ben bunu yapmam diyecek. Siz ne dersiniz aziz dostlar? Eğer aramızda içimizde biri varsa bunu yapıyorsa, hayır diyebiliyorsa bu kişi işte Allah katında Allah'ın gölgesiyle gölgelenecek kişilerin arasındadır. Evet. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينِهِ Ve öyle bir kişi var ki diyor, öyle bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, bu kişi kim? Sağ elinin Allah yolunda verdiği, yani sadakayı infak ettiği, Allah için verdiğini, sağ elinin verdiğini sol elinde gizlemiş, sol eli görmemiş, görmesin diye gizlemiş. Hani çıkmamış, ben şunu verdim, ben bunu verdim, öyle tasadduk ettim, öyle işte zekat verdim, şuna verdim, buna verdim. Hayır, sağ elinin verdiğini sol eli görmesin diye saklamış. Ve bunları daha önce de ben sizlere izah ettim aziz dostlar. Yani dağıtılan hayır, hasenatlar, Allah hayırseverlerin hayırlarını kabul buyursun. Ama biraz da böyle ne bileyim kameraların önünde bir tane ufak koleyi götürülüyor veya işte bir tane çuval götürülüyor. Belki onlarca kamera, onlarca 20, belki onlarca 15 kişiyi ben bir ara böyle saymıştım yani. Koleyi koymuşlar böyle gariban bir evinin önüne. Kişi çıkmış, eşi de şeyde bekliyor, kapıda bekliyor. 15-20 kişilik bir ordu gitmiş. O koliyi vermek için kaç tane kamera gördüm ben orada. Ya ayıptır, yazıktır. Allah için yapalım ne yapacaksak. Allah görüyor. Bunları yapmayalım, etmeyelim. Bu dinimizce iyi bir şey değildir. Hüsnü kabul gören bir iş değildir, bir amel değildir. Gizlilik daha iyidir, esastır. Yani sağ elinin infak ettiğini, verdiğini sol eli görmesin diye saklayan kişi kıyamet gününde ne yapıyor? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin dedikleri üzere, buyurdukları üzere Allah'ın gölgesinin altında gölgelenecek kişiler arasındadır. Evet.
Evet. Son kişide yedinci şahıs وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا. Kişi diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle bir tenha bir yere gitti bu şahıs, bu kişi. İnzivaya çekildi, inzivaya çekildi. Allah'ı zikretti, Allah'ı zikretti. İşte tefekkür etmeye başladı. Allah'ın gücü, kudreti, bu gökyüzünü Rabbimiz nasıl yaratmış gökyüzünü? İşte içindeki ayı, güneşi, yıldızı nasıl yarattı direksiz olarak? Yeryüzünü ve altındakilerini Allah nasıl yarattı? Rabbim, işte gölleri, denizleri, ağaçları, taşları, yani dünya ve içindekilerini nasıl yarattı, nasıl bir güç bu? Rüzgarı, esintileri, fırtınaları, gök gürültülerini, yağmuru, sisi nasıl var etti Rabbimiz? Bunları düşünüyor. Bunları düşünüyor. Ondan sonra kendine bakıyor. Allah beni nasıl yarattı? Konuştuğum bir ses var, onu görmüyorum. İşittiğim bir ses var, onu görmüyorum. Biri bana seslendiği zaman onun sesini işitiyor ama sesini görmüyorum. Gönül bağı kurduğum insanlar var. Gönül bağı kurduğum insanlarla sevgimi besliyorum, hissediyorum ama onu görmüyorum. Bazı nefret ettiğim, kin ettiğim insanlar var, buğz ettiğim insanlar var, kin besliyorum ama kinimi elimle dokunamıyorum, kinime. Bazen mutluluk hissediyorum ama mutluluğu elimle hissetmiyorum. Beynim olduğunu biliyorum, kalbim olduğuna inanıyorum ama ne hikmetse onların varlığından haberdarım. Rabbim haberdar etti ama onları gözümle görmüyorum. Onları gözümle görmüyorum ama kalbimle hissediyor, beynimle düşünüyorum. Dilimle konuşuyorum, midemle besleniyorum ama bunların hiçbirini görmüş değilim. Sadece tıbbi olarak nasıl olduklarını hepimiz bilebiliyoruz. Bunları insan düşünüyor. Rabbim bizlere Kur'an-ı Kerim göndermiş, Allah'ın kelamı, Allah'ın zikri. O zikirleri yaparken o insanın kalbi yumuşuyor ve gözlerinden damlacıklar akmaya başlıyor. İşte o kişi hem mümindir, gerçek manada mümindir, hem aynı zamanda Peygamberimizin müjdesine nail olmuş biri olarak Allah'ın gölgesinin altında gölgelenecektir. Hani ayet-i kerime diyor ya, yani müminlerin vasıflarını söylüyor burada Rabbimiz bir ayet-i kerimede. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ. Allah, müminler öyledir ki diyor Peygamberimiz, o müminler onlar ki diyor Peygamberim, Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde, o müminler öyle müminlerdir ki diyor Rabbimiz, اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah zikredildiği zaman onların kalpleri böyle vecilet demek titrer. Onların kalpleri titrer. Huşu içine girer. Kalpleri çok yumuşar. Böyle kalpleri adeta Allah'ın rahmeti onların üzerine iner.
اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları kat kat artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar Allah'larına tevekkül ederler. Başkasına tevekkül etmezler. Müminlerin vasıflarındandır bu. Evet, bu soruya da cevabımızı verdikten sonra aziz dostlar, değerli izleyenlerim, Allah'ın izni ve inayetiyle şeye geçelim. İkinci sorumuza geçelim. Biri sormuş bir kardeşimiz, hatta bu soru birçok kişiden gelmiş. Helal ve haramlar varoluş sebepleridir diyor, nelerdir? Yani helal, haram, yani günahlar, helallar, yani bunlar niye olmuş? Niye olmuş bunlar? Sebepleri nelerdir? Evet, şimdi şöyle diyeyim. Hiç unutmayalım ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bir imtihan dünyasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bir imtihana tabi tutmuştur. Bir imtihana tabi tutulduğu zaman bir yanlış var, bir doğru olur. Yani teşbih de hata olmasın, bir sınava girdiğimiz zaman, herhangi bir sınava girdiğimiz zaman bir yanlış var, bir de doğru var. Şimdi şöyledir, hani Rabbimiz katında hani yanlışlar doğruları şey yapıyor, hani benzetmede hata olmasın. İnsanoğlu Allah'ın rahmetinden diyelim ki siz bir şeye niyet ettiniz, bir iyilik yapacaksınız. Bir iyilik yapacaksınız. Onu yapmadınız. Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Sizin sevap hanenize, yani amel defterinize yapmış gibi sevap alıyorsunuz. Yani niyet ettiniz ama yapmadınız, muvaffak olmadınız. Allah bunu size yapmış gibi yazıyor. Yaparsanız 10 katıyla 700 katını ve Allah dilediği kadar onu artırıyor. İyilikte, yani güzel bir şeyde, hayırda, güzellikte, iyilikte, güzel amellerde Allah arttırıyor onları. Yapmazsanız, niyet ederseniz yapmazsanız aynı şekilde Allah yaptığınız gibi yazıyor size. Şeyde ise kötülük düşündünüz. Birine kötülük yapacağım veya haddi zatınızda ben kötülük yapacağım dediniz. Ne yaptınız? Diyelim ki söz gelimi. Ben dediniz ki ya İşte şuradan bir hırsızlık yapacağım. Misal veriyorum. Yok haşa biriyle ben zina yapacağım. Yok efendim birine ben zarar vereceğim. Zarar vereceğim. Birine zarar vereceğim. Yok efendim siz sayabildiğiniz kadarıyla sayın işte. Yok işte ben gideceğim işte Allah korusun faiz alacağım. Yani günahlar çoktur biliyorsunuz. Günah vardır. Haram dediğimiz olay. Ya ben işte bugün ya ben namaz kılmayayım Allah korusun. Ya orucumu bozacağım. Yok bir Müslüman kardeşime zarar vereceğim. Yok bir canlıya zarar vereceğim. Yok efendime söyleyeyim şurayı burayı tahrip edeceğim. Buna benzer şeyler. Niyet ettiniz yapacaksınız. Bundan vazgeçtiniz. Dediniz ki ben vazgeçeyim. Ben bir Müslüman olarak bu bana yakışmaz. Allah işte size onu sevap olarak yazıyor hanenize. Yani güzel amel olarak yazıyor. Niye? Çünkü kötülükten vazgeçtiniz. Allah'ın keremi ve lütfu işte bu şekildedir aziz dostlar. Evet. Dedik ki imtihan dünyasıdır. İmtihan dünyasında yanlışlar olacak, doğrular olacak, iyilikler olacak, kötülükler olacak. Karanlıklar olacak, aydınlıklar olacak. Bu imtihan dünyasında. İmtihan dünyasında işte Rabbim Celle Celaluhu bize kimi şey göstermiş, düşman olarak göstermiş, şeytanı ve nefsimizi. Şeytan ve nefsimizi. Bunlar ne yapıyor? Bize sürekli neyi emrediyor? Neyi emrediyor? Kötülüğü emrediyor. Yani haramları emrediyor.
İyilikler ise bizlere Rabbimiz Celle Celaluhu neyi vermiş? Bize peygamber vermiş, göndermiş ve kitap göndermiş. Yani Kur'an-ı Kerim. Bunun yanında da eğer nefsimizi ıslah edersek o bize kötülük yerine iyilik emreder. Onu Kur'an-ı Kerim'le ıslah edebiliyoruz. Peygamberimizin sünnetiyle ıslah edebiliyoruz. Yani düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla bizlere iki yol vermiş. Bir hak yol, bir batıl yol. Bir kötü yol, bir güzel yol. Rabbimiz bunları bize belirtmiş. Ve demiş ki ben sizleri imtihana tutuyorum. Eğer sizin yapmış olduğunuz iyilikler, güzellikler, kötülükleri geçerse siz bu sınavı, bu imtihanı kazandınız ve cennete girersiniz. Yok, sizin kötülükleriniz, yapmış olduğunuz kötülükler, işlemiş olduğunuz haramlar, iyiliklerinizi, helalları geçer ise o zaman siz ne yaparsınız? Cehenneme girersiniz. Ama şu noktayı belirteyim yanlış olmasın. Müslüman olan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir şahıs cehennemde ebedi kalmaz. Cezasını çektikten sonra cezasını suç nispetine ise ve Allah onu takdir eder. Çünkü Allah ona şirk koşanları affetmez. Ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Allah ona şirk yani ortak koşanlara yani Allah'a haşa şirk koştu, biri şirk koştu, Allah'la ortak edindi. Allah bunları affetmiyor. Ama diğerleri istediğini affeder Allah Celle Celaluhu. Bu noktayı koyalım. Ama tabii ki İnsan yapmış olduğu günahlar nispetinde eğer günahları fazla ise iyiliklerinden yani helallardan daha fazla ise o kişi cehenneme girecek ve cezasını çektikten sonra Allah cennetine onu koyacaktır. Ama cezasını çekecek cehenneme girecek. Evet. Bu açıklamayı yaptıktan sonra aziz dostlar Rabbimiz Celle Celaluhu işte helalları yani güzellikleri, iyilikleri bizlere Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem onları bize sünnetinde belirtmiştir. Hem yaşantısıyla örnek teşkil etmiştir. En büyük örnek bizim için Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Onun haricinde biz örnek kabul etmiyoruz. Bizim için en büyük örnek Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Evet. O güzel yolu yani sırat-ı mustakimi Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i şerifelerinde bizlere o güzellikleri, iyilikleri, güzel amelleri göstermiş ve kendisi yaşamış, kendisi inanmış, kendisi yaşamış. Ve bizlere tavsiyelerde, emirlerde bulunmuştur. Doğru yol bu demiş. Bunun haricinde yanlış yola, yani delalet yoluna, sapıklık yoluna eğer bunun haricinde başka işler yaparsanız, sapıklık yoluna, dalalet yoluna, yanlış yola girersiniz demiş bize. Rabbimiz Celle Celaluhu ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bizi insan olarak kendisi yaratmış. Cinleri de kendisi yaratmış. Çünkü cinler de bizim gibi muhataptır helal ve haramlarda. Cinler de aynı zamanda muhataptır. Dolayısıyla bizleri yaratan Rabbimiz Celle Celaluhu demiş ki ben her insana canlıya bir ömür bahşediyorum. Bir hayat veriyorum. Bu hayatı,
Bu yaşantısı, bu ömrü müddetince bu kişi, bu kişi yani karne gibi düşünün, bir dönem düşünün, bir süre düşünün. Bu müddet zarfı içerisinde, bu müddet zarfı içerisinde bu kişi eğer iyilik yaparsa, yani helallara tabi olursa, helallara tabi olursa, benim emrettiklerimi yapar ise, emrettiğim helalleri, Peygamberimizin emrettiği güzellikleri, iyilikleri, helalları yaparsa bu kişi ne olur? Cenneti cemalullah'ı ve sınavı kazanmış olur, imtihanı kazanmış olur. Tam tersini yapmış olursa, şeytana tabi olursa, nefsine tabi olursa, işte kötülüklerin içerisinde, çirkefliklerin üzerinde sürekli devam ederse ve o pataklığa girerse bu kişi hem dünyasını hem ahiretini kaybetmiş olur. Kaybetmiş olur. Evet. Haramları Rabbimiz Celle Celaluhu ve helalları niye var etmiş? Çünkü biz onlara tabi olalım. Tabi olalım. Onları bilelim. Yaşantımızı ona göre inşa edelim ve düzenleyelim, tanzim edelim. Bu kısacık olan ömrü, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu ömrü helallarla geçirelim diye ve bu helallarla geçirdiğimiz zaman, yani güzelliklerle, iyiliklerle, salih amellerle geçirdiğimizde ne oluyor? Hem dünyamızı kazanıyor, hem ahiretimizi kazanmış oluyoruz. Kazanmış oluyor. Yani bizim yararımızadır helallar. Haramlar ise bizim için olmaması ve yapmamamız gereken, bizim için zararlı olandır. Hem maddi olarak hem manevi olarak zararlıdır. Nasıl şimdi maddi ve manevi olarak zararlı olur? Onları ben sizlere izah edeyim aziz dostlarım. Şimdi helallar. Helallar nelerdir? Allah'ın emrettiği helallar nelerdir? Allah diyor ki, mesela helal olan rızıklardan yiyiniz. Helal olan rızıklardan yiyiniz, içiniz, giyiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü israf haramdır. Bakın birincisi bu. Demek ki helal olan rızıklardan, gıdalardan besleneceğiz. Helal. Helal olanlardan giyineceğiz. Helal içeceklerden içeceğiz. Helal evlilikler yapın. Allah evlenmemizi emretmiştir. Hani Allah'ın kavli peygamberin sünneti deriz ya, Allah'ın emri peygamberin kavli deriz ya. Peygamberimizin sünnetidir aslında. Peki helal nedir? Yani nikah akdini yaparak, birbirinizi beğenerek, birbirinizin hak hukukunu gözeterek, birbirinizin rızasıyla, hiçbir baskı uygulanmadan helal eşlerle, yani haram demek nedir? Zina yoluyla, nikah akdi olmadan, yani nikah kıyılmadan, izinler alınmadan, işte belirli, işte efendim hak hukuklar gözetilmeden yapılan akitler, yani yapılan evliliklerdir. Bunlar haramdır. Ama iki tarafın rızası, her tarafın, kadın ve erkeğin hakkı gözetilerek nedir? Bunları yapın diyor Rabbimiz. Çünkü bunları yaparsan, helal rızık alırsan, helal yoldan evlenirsen, helal yoldan çoluk sahibi edinirsen, helal yoldan servet edinirsen ve helal yoldan nedir? Makam sahibi, şöhret sahibi olursan, birilerinin yerine değil, zorla değil, hileyle değil, aynı zamanda çarşın, pazarın helal yollardan olacak Rabbimiz Celle Celaluhu diyor. Bakın helalları saydığımız zaman neler neler geliyor önümüze, değil mi? Allah işte bunları doğru yoldan yapın ki diyor. Yapın ki diyor, harama düşmeyesiniz. Harama düşmeyesiniz. Hem dünya ahiretini kaybedersiniz hem ahiret hayatını kaybetmiş olursunuz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Helalları hepimiz biliyoruz. Allah'ın emrettiği nedir?
İbadetler var aynı zamanda. İbadetler var diyor. İbadetler. İşte ne bileyim, hani namaz, işte oruçtur, işte zekattır, işte sadakadır, işte ne bileyim, işte emri bil maruf, nahyen münker, Allah yolunda cihattır. Allah yolunda cihattır. İnsanın tesettüre bürünmesi, erkeklerin harama bakmaması, kadınların harama bakmaması, buna benzer, işte buna benzer kişinin hakkında konuşmaması, işte yalan söylememek, işte kişinin hakkında iftira etmemek, yalan şahitlik etmemek gibi ibadetleri Rabbimiz Celle Celaluhu emrediyor. Bunlar helal dediğimiz şeylerdir. Mesela söz gelimi, işte faizi yasak etmiştir Rabbimiz Celle Celaluhu. Faizi helal kılmamış ama ticareti helal kılmıştır. Çünkü ticaret helal. Kimseye zulmetmiyorsun, kimseye eziyet etmiyorsun, kimsenin hakkını gasp etmiyorsun. Hırsızlığı yasak etmiştir aynı şekilde. Başkalarına zarar veriyorsun. Helal yollardan istediğini kazanabilirsin demiş Rabbimiz Celle Celaluhu. Ama haram yollarla, gayri meşru yollarla bunları kazanma diyor. Mesela insanları zehirlemek gibi, işte ne bileyim, belki isimlerini yanlış telaffuz edebilirim, hakkınızı helal edin. İşte ne bileyim, insanları uyuşturuyor ya insanların beyinlerini, gencecik insanlarımızı öldürüyor, türlü işte haplar. İşte ne bileyim, ne diyorlar ona, eroin midir, esrar mıdır, nedir, neyin nesidir. O son zamanlarda neler çıkmış. Bunları işte Rabbimiz haram etmiştir. Bunları tamamen yasak etmiştir. Niye? Çünkü insanları neyine zarar ediyor? Hem bedenine zarar ediyor, hem nedir? Hem sermayesine, maddiyatına zarar ediyor. İşte insan, Rabbimiz Celle Celaluhu haram ve helalları niye? Bizleri korusun diye. Bizleri korusun diye var etmiş. Çıkış sebepleri, emir sebepleri budur. Eğer sen doğru yolda gidersen, helalları işlersen, hem dünyan hem ahiretin mamur olur. İkisini kazanmış olursun. Ama haramların peşinde gidersen ne olur? İkisini de bitirmiş oluyorsun. Nedir? Şimdi helal yol dediğimiz zaman, insan gerçekten helal yolla gittiği zaman kazancı çok temiz oluyor. Bereketini görüyor değil mi insanoğlu? Bereketini görüyor. Çoluk çocuğuyla, toplumuyla, kendisiyle başta barışmış oluyor. İç dünyası, dış dünyasıyla barışık oluyor. Herkes de barışık oluyor. Böyle zor insan olmuyor. Ahlaksız insan olmuyor. Ahlaksız demek nedir? Geçimsiz anlamında ben diyorum onu. Geçimsiz olarak. Yani herkesle geçinebilen, sabırlı oluyor. Sabırlı. Tahammül edebiliyor. Kendini tahammül ediyor, insanları tahammül ediyor, çoluk çocuğunu tahammül ediyor, ticaretini yaptığı zaman, alışveriş yaptığı zaman insanları tahammül ediyor. Bir makama geldiği zaman yanına gelenleri, müracaat edenleri ne yapıyor? Tahammül edebiliyor. Ama kişi eğer bu İslami terbiyeyi, helal haramları bilmiyor ise, hangi makamda ve mevkide olursa olsun, hangi ticaretini yapıyorsa olsun ahlaksız olur, insanlara zulmeder, adaletli bir şekilde davranmaz, alışverisi çirkin olur, çirkef olur ve o yönettiği makam ve yetki insanlığa, bakın Müslümanlara demiyor, insanlığa hizmet etmez, kendine sadece hizmet eder o. Kendi heva ve nefsine, şeytana hizmet eder o. İşte haram işlendiği zaman diyorum ya, maddi ve manevi kayıp oluyor. Diyelim ki söz gelimi, ben size daha böyle net bir örnek vereyim bundan. Daha net bir örnek vereyim sizlere. Aziz dostlar, efendime söyleyeyim. Bir kişi diyelim ki kumar oynuyor. İçki içiyor. Ah buyurun zina yapıyor, yani fahişelik yapıyor. Yoldan çıkmış derler ya, yoldan çıkmış. Patıklığa doğru gitmiş, sürüklenmiş ya. Bu kişi ne yapar aziz dostlarım? Aziz izleyenler. Bu kişi acaba bu kişi hem maddi hem manevi olarak kaybı olmaz mı? İkisini. Biz nice insanların
Hepimiz biliyoruz ya. Bunu benim anlatmama da vallahi billahi gerek yok. Hepimiz biliyoruz bunu. Kumarda nelerini kaybedenleri hepimiz biliyoruz. İçkide insanlar nelerini kaybettiklerini çok iyi biliyoruz. Yanlış yola, gayrimeşru yollara girdi diye nelerini kaybetti, hem malını, mülkünü, her şeyini kaybedenleri, dünya ve ahiretini kaybedenleri biliyoruz değil mi? Doğru değil mi? Ya bunlar unutulmaz. İşte Rabbimiz bunun için ne yapmış? Yasaklamıştır. Yasaklamıştır. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir zina müessesi, af buyurun, bir zina müessesi, yani ondan bir gayri meşru çocukların doğması veya insanların, bırakın servetini, o yolda sarf etmesi, neslin temizliği bozulur mu, bozulmaz mı? İnsanın yani çocuğun kimden doğduğunu bilmesi hakkıdır tabii ki. Ama bazı insanlar, bu yoldan hasıl olan insanlar ne oluyor? Bilmiyor değil mi? Bilmiyor, bilinmiyor. Kimin çocuğu olduğu belli değil. Ve buna benzer çok şeyler vardır. Herhalde aziz dostlar, yine de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada sevgili izleyenlerimizden güzel temenniler var. Ben de aynı güzel temennileri onlar için de temenni ediyorum. Onlar için ben de Cenab-ı Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum. İzleyicimiz demiş ki, verdiğiniz bilgiler için Allah sizden binlerce kez razı olsun. Ben de ondan ve tüm Müslümanlardan Rabbim Celle Celaluhu razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle buluştursun inşallah. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme komşu eylesin istiyorum. Diğer bir izleyicimiz yine bir soru sormuş, efendime söyleyeyim. Aynı kişi sormuş bu soruyu. Bir merhum ya da merhume, Allah rahmet eylesin tüm ümmeti Muhammed sallallahu teala ve sellemin ölmüşlerine. Cehennemde kötülüklerinin cezasını çektikten sonra tekrardan cennete geçecek midir? Kesinlikle buna evet, net bir cevap verebiliriz, geçecektir. Allah'ın izni ve inayetiyle bu Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de aynı şekilde defalarca zikredilmiştir. Bundan hepimiz emin olabiliriz. Yani kişi, Müslüman olan bir kişi, yani Allah'a ama ortak koşmayacak, şirk koşmayacak. Hani ben Müslümanım ama haşa Allah'a ortak koşmuyorum diye bir kaide yok. Kişi belki Allah'a hem inanıyor hem Allah'a şirk koşuyor, ortak oluyor, Allah'a ortak ediniyor ve bu kişi ne kadar yani Müslümandır onu Allah bilir. Eğer bir kişi Allah'a şirk ve ortak koşuyor ise bu kişi cennete girmeyecek. Bu kesinlikle Allah'ın emridir. Ama haşa Allah'a şirk ortak koşmuyor ama ibadetlerinde eksiklik var. İşte ne bileyim, hataları var, işlemiş olduğu günahlar var. O kişi cezasını çektikten sonra Allah'a şirk ortak koşmamışsa cennete girecektir. Allah'ın vaadi bu yöndedir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin vaadi de bu yöndedir. Biz ona canı gönülden inanıyoruz. Şekimiz, şüphemiz yoktur. Efendim, bu temennilerde bizler için temenni eden kardeşlerimiz, izleyicilerimiz, takipçilerimize biz de aynı temennileri, güzellikleri onlara da temenni ediyoruz. Yine programımızın bir sonuna geldik. İnşallah dediğim gibi her hafta bunu diyorum. Önümüzdeki program bu soru cevabı bitireceğiz. Eski, hani demiştim ya, Peygamberimize ümmet olabildik mi programımıza dönüş yapacağız inşallah. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve son duamız, Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.